Hacina yönetimi iflastan kurtulması için gerekli olan ikinci kurtarma paketi konusunda tüm yolları zorluyor. Avrupa Birliği Yunanistan'dan bütçe açığındaki boşlukların nasıl kapatılacağını en ince ayrıntısına kadar netliğe kavuşturmasını istiyor. Ülkenin Maliye Bakanı Evangelos Venizelos da bütçedeki 325 milyon euroluk sorunun pazartesi gününe kadar halledileceğini belirtti. Piyasalarsa bitmek bilmeyen toplantılardan gelen haberlere odaklanmış durumda. Kontrolsüz bir iflastan kaçınıp kaçınmamanın Yunanistan'ın ve Yunan hükümetinin elinde olduğunu düşünüyorum. Hikaye sadece oylamayla bitmiyor. Bunun uygulama aşaması da çok önemli. Avrupa durum gittikçe daha da kötüleşmesine rağmen Yunan devletinin, hükümetin ve siyasi partilerin oyunu nasıl oynayacaklarını anlamakta zorluk çekiyor. Yunanistan'da başlayan borç krizi finans kuruluşlarını da tehdit etmeye devam ediyor. Son olarak kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 17 küresel bankayla birlikte 114 Avrupalı finans kuruluşunun kredi notlarını düşürebileceği uyarısında bulundu. Ajans açıklamasında ekonomik ortamdaki sorunlara, finansman kırılganlıklarına ve düzenleyici kuralların sıkılaştırılmasına dikkat çekerken piyasaların bu karara tepkisi sınırlı oldu.